Bugün birçok çok değerli konuğum var. Biraz daha anons edeceğim ama programın ilerleyen saatlerinde Milliyet Gazetesi'nden aynı zamanda Kanal D'de Karne programını hazırlayan Abbas Güçlü konuğumuz olacak. Belki de bugünün en değerli konuğu o. Özellikle üniversite sınavına hazırlananlar için. Hanımlar beyler, bunlar çalınan sınav sonuçları. Hayır, sonuçları. Onlar da hazır. Var mı isteyen? Ve bu da herkesin istediği süper online paketler. Pekala, pekala. Pekala, sınavın niye iptal olduğunu bilmiyor musunuz gerçekten? Bir kere 1,5 milyon kişi sınava girecekti. Ve sanıyorum bunların 1.400.000'i falan çalışmamıştı arkadaşlar. Bu kadar çok kişi aynı anda dua ederse duaları kabul olur. Ve peki sınavın olmamasından dolayı memnun olmayan var mı? Yani içinizde hayır, hayır sınav yapılmalıydı filan. Hayır yok, herkes memnun değil mi? Pekala, o zaman geç saatlere kadar Zaga'yı izleyebilirsiniz. Bu iki... Hanımlar beyler, az sonra konuğumuz Ayna! Sunduğu Zaga başlıyor ve konuğumuz Cem Yılmaz. Nasıl, aynen, yoruldun mu? Çok güzel.
Çok güzeldi neyse ya. Neyse senin adın ya, sürekli unutuyorum. Faruk ben Erhan'ım, Faruk Turan. Cemil. Cemil ben. Cemil. Aslında çok güzel bir espri değildi tabii yani. Sürekli böyle ayna kılığına giriyorsun falan. Çok sıkıcı bir şey ama çok istek alıyor. Özellikle Süper Online'a gelen mailler de var. Bir kere daha ayna olur musunuz diye. Bunu istiyor benden. Ha? Ne oldu benden bunu istiyor yani? Ayna lütfen mı? Ayna yapar mısın? Buradan çok fakat sevgiler. Fakat saçlar uzun Cem. Neden? İşte Cemil. Gerçek Cemil bu. Bizi, saçlı bizi olan. Yıllardır ayna grubu kandırıyor. Dazlak. Gerçek Cemil saçı olan Cemil'dir. Güzel, peki. Birazdan Ebru Şallı'yı da programa alacak. Hakikaten ya, Cemil'i bağlayabilir miyiz? Cemil'i bağlarsak aslında ilginç de olabilir. Ebru Şallı'yı alacağız. Tanıyor musun Ebru Şallı'yı Cem? Ebru Şallı mı? Abi Duygu Dikmenoğlu diye çağırdınız Ebru Şallı. Ay. Peki ne yapalım? Okan çok iyi bir insan gerçekten. Bana öyle söyledi yani. Ebru Şallı dedi, uyar mı dedi. Tamam dedi. Ne oldu? Peçete verdim. Ebru. Geliyor mu? Terledik ya. Ayna yap. Ebru. Pekala arkadaşlar. Tamam Okan, gelebilir. Pekala, bu yine bu Süper Online'dan gelen bir mail. Diyor ki Cem, eminim ki Okan Bayülgen'le birlikte bu gece bizi gülmekten öldüreceksin. Evet. Ama yanındaki mavi gözlüğe dikkat et. Seni baştan çıkarabilir. Sakın kanma. Sen daha ilerine layıksın. Yani Ebru Şallı'nın hayvansever biri olmadığını biliyorum. Herhangi bir tehlike yok onun için. Pekala, bir tane daha okuyacağım. Ya arkadaş bu ne ya? Yarın ÖSS sınavı var ya. Ben erken yatmak zorundayım. Ulan Okan, Cem Yılmaz'ı çağıracak tam zamanını buldun. Tüh ya, hayret bir şey. Programı şöyle 20'de yapsanız olmaz mıydı ya? Hay ben böyle işin içine tüküreyim. 20'den kasıt meridyen olarak mı ne? Yani burada yapılıyor. Fakat tabii sınav badem çocuklar. Ama sınavla ilgili çok hakikaten bir iki tane şey var. Evet. Benim de söylemek istediğim evet. Eğer... Biliyorum ben de zaten onun için davet ettim Cem Yılmaz'ı. Nerede o ya? Ben bir iki örnek soru çözeceğim hem evet. Sizler için hem de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden kardeşlerle konuştuk. Kim var başka? ODTÜ. Kocaeli Üniversitesi var. Kocaeli var. Ve Celal Bayar Üniversitesi var. Pekala. Cem, birkaç örnek soru çözelim mi ÖSS'ye hazırlananlar için? Eğer isterlerse ben daha önce üniversite... Peki. Şimdi sevgili Cem, tahtamız burada. Ben çok izledim. Ben sana bırakıyorum. Var mı tahtamızı? Evet. Şimdi bu da kalemimiz. Çoktan seçmeli sınavlarda genç arkadaşlarımızın başına gelebilecek en büyük tehlike kaydırmadır. Thank you. Hep abes böyle abuk sabuk sorularla karşılaştık yıllardan beri ama bu sene sistem değişecekmiş. Eğer olsaydı yarın görecekti birkaç arkadaş ama olmayacak yarın. İlerleyen günlerde olacak. Onun için bir iki örnek soru çözmek istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır? Şimdi böyle salak bir soruyla kesinlikle bütün hepsi aşağıda olduğu için boş bırakıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten. Bu çok önemli. Şimdi sınavımızın ismi eskiden iki ayrı sınavdı. ÖSS nedir? ÖSS öğrenciyi sevelim sayalım. Bir diğeri ise neydi arkadaşlar? Beraber söyleyelim. ÖSYS. Ha? Ne? S-Y. Bu nedir? Öğrenciyi sevip yanında olalım. Yalnız bırakmayalım. Sınav neticesinde biliyorsunuz intihar vakaları bile var. Yalnız bırakmayalım. Bu ikisi bu sene birleşti biliyorsunuz. ÖSS önceden mecburi bir şeydi ÖSS'ye girmek için. Yani SS kuralı geçerliydi. Yani bu sınava seve seve girmek mecburiydi. Artık bu yok. İkisi beraber yapılıyor.
Beraber giriyorsunuz, seviyorsunuz, seviliyorsunuz. Kitap yok, kitabı boşuna. Şimdi iki ayrı böyle harf görünce bir de şey puan tipleri vardır. Ne vardı mesela? TS. Başka neydi? TM var. SO var. Bir de yeni çıktı bu. Sakın ola ki. Yani. Uyduruyorum tabii. Sakın ola ki kaydırmayın. Anlamında. Bir de... Ne vardı? Bu Ece sene bu sene sistem değişti. Eskiden vardı onlar. SBD. Salla belki girersin. Bunlara dikkat edersek çok verimli bir sınav neticesi alabileceksiniz. Öyle tahmin ediyorum. Örnek soru çözmek isterim açıkçası. Şıklara dikkat etmeliyiz. Şaşırtıcı olabiliyor bazıları. Örnek bir soru yazıyorum. A kare artı x. Bak artı da yazamıyor artık. X bölü 2y artı ne olabilir? B olsun. B seviyorum ben. İse. Doğru. Bu Ahmet geçen seneye kadar sınavlarda karşımıza çıkıyordu. Şimdi bir yere yerleşmiş artık. Artık yok. Şimdi bu bir nedir arkadaşlar? Önermedir. Uygun bir önerme değil. Bana göre uygun bir tavsiye yani etmiyorum. Cevapları ne olabilir? Eğer önerme buysa B nedir? Cem hazır soru geldi. İster misin? B nedir diyorum. A. B'dir. B. Hiçbiri. Bu şaşırtmak için söyleniyor. C. Hangisi? Aklı başında bir Türk genci direkt hangisini işaretleyerek paçayı kurtarmalıdır. Herkese başarılar dilerim. Bir tane çözelim mi? Beraber. Sanma ki bu macera burada biter. Uykusu gelene pes denir, alır yastığını gider. Kalan uyanıklar bizimdir, sıradaki şamada herkese yeter. Öldüren cazibe, güldüren gerilim, gizli fantezi ve toplumsal hisleri. Hepsini toplarsan bir zaga eder. Merak eden devamını seyreder. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Çayın altını mı yapmak istiyorsunuz? Sandviç mi yapmak istiyorsunuz? İhtiyaç molası mı istiyorsunuz? Aha veriyor! Reklamlardan ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Hanımlar, beyler, Süper Online'ın sunduğu Zaga devam ediyor. Cem Yılmaz konuğumuz. Televizyonlarını yeni açanlar için söylüyorum Cem'ciğim. Ve biz son olarak burada bir soruda kalmıştık. Bir şey söylemek istiyor musun onlara? Televizyonları yeni açanlar için şöyle söyleyeyim. Bu bir televizyon. Yıllar evvel icat oldu. Onun için telaşlanacak bir şey yok. Pekala, şu soruya geçelim mi? Soruya geçelim. Gel. Sorumuz çok basit arkadaşlar. Sevgili öğrenciler, Cem Yılmaz'ın size bir sorusu var. Sorumuz doğal sayılarla ilgili. Biliyorsunuz doğal sayılar herhangi bir üzerlerinde bir şey olmayan, samimi, bize karşı dürüst ve her dem karşılaşabileceğimiz sorular. Bir de bayağı kesirler vardır. Onlar iğrençtir. Yani hakikaten bayağıdır yani. Mesela 3/7. Çirkin. Sevimsiz bir şey. Sorumuz bu sevimli doğal sayılarla ilgili. 90 ve 120'ye tam bölünebilen 1200 ile 1500 arasında olan doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? Pekala, istersen birini bir seçin. Öğrenci alalım. Üniversite sınavına girecek olan. Şu bıyıklı olan kız arkadaş. O değil, o üniversite sınavına girmiyor. Giriyor musun üniversite sınavına? Yok, üniversite. Hayır, girmiyor. Geç otur. Sen bu üniversite sınavına giriyor. Gel, 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 gel. Evet, bu kardeşimiz eğitimde utanma üniversite yoktur. Sınavına girecek. Buyurun. Kalem vereyim mi? Yoksa kafadan mı çözeceğiz? İsminiz? Evrim. Efendim nedir? Evrim. Buraya konuş. Evrim. 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 Evet. Evrim. Evet. Çöz bakalım canım soruyu. Çöz bakalım. Hadi çöz bakalım hadi hadi. Biz yıllarca okuduk sevgili izleyenler. Nerede kalem versene? Kalem. Buyurun. Evet Evrim. Sen soruyu çözerken biz de oturup ona bakalım. Sen gel. Cem gel. Başarısız, başarısız. Evet. Cem,
Cem gel biz oturup tamam. Ona bakalım. Peki. Eğer çözebilirseniz Okan Bey sizi öpecek. Vay ödüle bak. Çocuk evet, soruyu evet. bıraktı. Çöz evet. bakalım canım. Bu yarın üniversite sınavında çıkacaktı bu soru. Evet. Çözemezsen Ebru Şallı'ya çözdüreceğiz. Ki şu anda içeride çalışıyor. Çöz. Pekala. Madem çözemiyor, biz de Milliyet Gazetesi yazarı ve aynı zamanda Kanal D'de yayınlanan Karne programının yapımcısı Abbas Güçlü'yü çağıralım o zaman. Bravo! Abbas abi size çay aldık. Çok teşekkürler. Evet. Ya hayır geç yerine, yerine geç. Yerine geç, hayır soruyu çözeceksin. Niye çağırdık Abbas Güçlü'yü? Evet, geç yerine, al kalemini. Hocam kolay bir soru bu sizce. Dışarıda evet. gördüğüm kadarıyla çok kolay. Evet, dikin tahtaya bekle orada şöyle. Evet. Anca söyleyen çözebilir. O kadar değil. Evet, burada bekliyorsun, evet. Hocam, soru kolay bir soru mu sizce? Bence sadece çözenin, soranın çözebileceği kadar kolay. Peki sizce çocuk çalışmış mı? Yani üniversite sınavı olsaymış çocuk hazır mıymış? Daha bir şey yapmadığına göre hazır sayılır. Çünkü sınava girenler... Hocam çocuk başarısız olduğuna göre onu yerine alalım mı? Mutlaka. Buyurun. Alalım. Tabii. Bir işlem gerektiren bir şey mi yoksa bir teknikle ilgili bir şey? Tekniğe de gerek yok. Atacaksınız bir rakam, o tutacak. Yani kaç bilmiyorum ama 2600 deyin. Eğer yanlışsa siz söyleyin. Yanlış olduğunu siz ispatlayın. Rakamlarının toplamı olacak. Evet. Bu çözelim beraber. Peki Abbas Güçlü bize yarın yayınlanacak olan Milliyet Gazetesi'ni evet, getirdi. Nedir yarın başlığı? İki başlığımızı gösterelim. Tutalım. Rezalet, evet. Sana sorular çalındı. Üniversite sınavı iptal. Yarın evet. Yapılmıyor maalesef. Hı-hı. 1,5 milyon öğrenci arkadaşlarımızın belki de işlerinde sınava girecekler vardı. Var. Yüz binlerce arkadaş bulundukları kentlerden başka kentlere gittiler. Aileler Hı-hı. bekliyorlar, arkadaşlar, sevgililer yarın sınava Hocam, girecek diye bekliyorlar. Hocam ne zaman böyle bir şey olmuştu? Yani 1972'de yine çalınmıştı. Daha Hocam sonra... o zaman kim çalmıştı soruları bilmiyor mu? O zaman biliniyor ama bilinenler biliyorsunuz Türkiye'de açıklanmıyor. Açıklarsa yani şimdi... Türkiye'de yer yerinde oynar dendiği için hiç açıklanmıyor. Anladım. Peki bu sınav sorularını çalanlar kimlerdir? Siz gazetecisiniz bilirsiniz hocam. Şimdi şu ana kadar belli değil ama açıklandığı kadarıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde sorular çalındı. Hı hı. Daha önce de yine benzer bir okulda çalınmıştı. Hı hı. Acaba bunlar tesadüf mü diyoruz? Hı hı. Ve yine benzer okullarda çalınan soruların ardından benzer okullardan mezun olanlar hep sınavlarda Türkiye birincisi oluyorlar. Sen cevabı bunlar hepsi mı? Tesadüfler. Tabii, evet. Arkadaşlar da anlamışlardır. Zaten çok fazla açıklarsak Türk halkına haksızlık evet, yaparız. Peki. Şimdi aynı grubundan Erhan Güleryüz çalınan sınav sorularıyla ilgili bizimle konuşmak istiyormuş. Erhan? Alo. Alo Erhan? İyi akşamlar Okan. İyi akşamlar Cem. Merhaba. İyi akşamlar. Büyük bir terbiyesizlikti. Kabul ediyorum. Cem gerçeği hemen açıklamanı istiyorum. Şu anda Cemil'le ortak soruları çaldığınızı Erol da biliyor. Yani, çözün getirin hemen. Bütün üniversite sınavına hazırlanmış arkadaşlara çok üzüldüğümüzü belirtelim ilk başta. Çünkü sınav sünnet gibi bir an önce bitsin ve sonuç elde edilsin diye bakıyor herkes elbette. Yazık ki herhalde 20 gün sonra falan yapılacak. Biz de öyle bir duyum aldık. Nasıl bir duyum aldınız? 20 gün içinde falan yapılabilirmiş tekrar eğer sınav tekrar edecekse. Haziran başında. Peki, evet. Ama onlar duyumu almışlar zaten. Etkileyecek mi bu? Açık öğretim sınavları yeri tarihe atılacak mı? Bu açık öğretim sınavları değil ama üniversitelerin açılmasını bu yıl erteleyecek. Ekim yerine Kasım ortalarında açıklanabilir. Çok büyük bir avantaj, çok büyük bir avantaj. Sevgili Cem, Erhan konuşuyormuş bu arada çocuklar, ne olursa olun. Erhan uzun süre konuşmuş ve duyamamışız. Erhan bir şey söyledin mi bu arada? Evet, çok şanslı olduğumuzu söyledim. Cemil'le ben de tekrar üniversite sınavına girecektik. Bu akşam Cem'in ilk dersini aldık hemen hemen. Yalnız Erol rahatsız bu konudan çünkü ilk sorduğu soru da B yanlış tanımlanmış, öyle diyor Doktor Erol.
Doktor Erol orada mı Doktor Erol? Evet hemen yanımda. Şu anda aslında ne yaptığını... Efendim biz biliyoruz Erol Bey'in dışarıdan bitirdiğini. Konuşmayayım şimdi. Konuşmayayım. Şu anda... Stüdyoda bütün işi gücü bıraktık, sizi seyrediyoruz. Cem'in depresyonda 2-3 defadır onunla ilgili kötü espriler yapılıyor. Bu yıl gür saçlarıyla göreceksiniz. Cem fazla kıskançlığın anlamı yok. Ben Erol Köse'ye veriyorum. Peki. Saygılar efendim. Teşekkür ederiz. Alo. Alo. Efendim iyi günler. Çok güzel. Alo ama sorunun cevabı nedir? Kardeşim bizi mi bitireceksiniz? Burası bir prodüksiyon şirketi ve burada Ayna grubunun yeni kasetini hazırlıyoruz. Bırakalım efendim. Ayrıca, burada soru var beyefendi. Ayrıca. Erol Bey. Efendim. Burada gençlik aciz içinde. Yardım edin lütfen. Kardeşim bir şey daha söyleyeceğim. Sen hiçbir sayıya hakaret edip bayağı diyemezsin. Senin kültürün yetmez buna. Bir ikincisi Ayna grubunun yeni kasetinde saçlarına postiş takacak ve uzun saçlı olacak. Cem Yılmaz o ben zaman ne yapacaktı? Ben seni tanıyorum. Ben senin sesinden tanıdım seni. O zaman Tabipler Odası'na gideceğim. 314. Cem Yılmaz ayağa kalk. Okulda da böyle yapardın. Sen matematik bilmezsin bir kere çünkü sen edebiyat bölüm mezunusun. Yazıyorum buraya. Konuşanlar. Erol Köse. Bak bana bak. Prestij gibi gelir basarız orayı. Ve büyük an geliyor. Sen çıkıyorsun uzun pelerininle. İşte o anlarda televizyon ve benden başka kimse yok gibi aramızda. İyi uykular bebeğim. Bekle mektubumu yine göndereceğim. Dur, gitmeden sana bir şey söyleyeceğim. Seni çok seviyorum. 5 sene önce de böyleydim ben. Seni düşünmeden uyuyamazdım. Aslında seni annem doğuracaktı. Ve ömrümün sonuna kadar seninle yaşayacaktım. Seni çok seviyor. Daha ne istiyor? Bir de imzalı resmimi mi istiyor? Aha, onu da veriyor. Şimdilik bu kadar tatlım. Daha sonra yine yazacağım. Kendine lütfen çok iyi bak. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Okan Bayılkınca ne istiyorsun? Bir de mektup mu yazmak istiyorsun? Aha, adres. Geliyor. Dördüncü gazeteciler şikayeti... A6 Taksim 3 1. Levent İstanbul Taze bekliyoruz. Beyler süper online'ın sunduğu Saga devam ediyor ve biz de geldik çok istek alan ve programımızın doğal akışı içinde bulunan reklam arkası bölümüne. Benimle beraber yapmak ister misin? Seve seve. Gel. Nasıl geleyim? Evet gel orada çok işte. Çok özür dilerim. Evet böyle biraz sıkışacağız burada ama. Seni kıramam. Gel. Şimdi bu izleyeceğimiz reklam bir çorap reklamı. Evet. Belki biraz yaşlıca olanlar aranızda ama burada hep gençler var. Jil. Jil mi? Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ulan valla tahmin edeyim dedim. Utan git saklan oğlum. Peki tamam. Evet. Şimdi ilk reklamımızı bu bir kampanya zaten. Evet. O zamanlar tabii çorap böyle bir çorap basit bir şey değil o zaman. Yani memlekette çorap yok. Çorap getirdiler mi? Çorap imal ettiler mi? Böyle bando mızıka falan herkese duyuruyorlar ve sokaklar mokaklar böyle şenleniyor. Seçim şeyleri gibi, yürüyüşleri gibi, kampanyaları gibi. Bakalım o Jil herhalde belediye başkanı falan seçilecekti. Bakalım ilk Jil reklamımıza. Atın, atın, atın. Eski çoraplarınızı atın. Jil Türkiye'ye geliyor. Dur, dur, dur. Salak bunlar. Bu kadar yeter, bu kadar yeter. Şimdi burada konuşan kim tanıdınız mı? Yok. Tabii biraz da nostaljisi var işin. Burada konuşan Halit Kıvanç ustamız. Evet, devam. Şimdi burada ne oluyor? Çorapları atın diyorlar. Yani öyle bir şey geliyor ki, öyle bir çorap geliyor ki biz de onu göreceğiz. Kampanyanın sonunda ortaya çıkacak. Öyle bir çorap geliyor ki herkes çoraplarını atmaya başlıyor. Devam edelim. Atın eski çoraplarınızı. Jil bak dur. Gel geri, gel geri. Gel geri. Don gelmiş. Evet, burada da gördüğümüz gibi herkes çoraplarını çıkarıyor, atıyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Jil geliyor. Aa, atılır mıymış yazık. Atar. Dur.
Gerçek. Evet. Gerçek bu, tüketici bu. Boş. Evet. Ama o zamanlar reklamların içinde karşı ögeler var biliyorsun. Bu karşı öge olarak burada bulunuyor. Bu karşı ögeyi bir daha duyun. Onu çürütecekler. Halit Kıvan çürütecek şimdi. Dur söylesin bakayım be. Ne mama ha oldu bu? Yazık. Atamazsanız paspas yapın. Hey! Şimdi tabii bu Halit abi burada biliyorsun naratör ve bu sokakta bağıran herkesi duyuyor. Yani mesela aklına gelmiş. Atamazsanız paspas yapın. Fakat ikincisine nedense işler ters dönecek ikinci reklamımızda. Görelim lütfen. Atın, atın, atın. Eskimiş çoraplarınızı atın. Jil Türkiye'ye geliyor. Atın eskimiş çoraplarınızı. Jil geliyor. Eski çoraplarım... Dur. Bu çok acayip bir şey. Bu çok acayip bir şey. Çünkü bakın şimdi sen bilmiyorum görebiliyor musun? Burada şimdi bunlar pencereden hakikaten çorap atıyorlar. Fakat böyle bir kadın var mazlum. Bu böyle yani Allah saklasın kör gibi bir şey böyle uzatmış. Ondan sonra burada ama Halit abi buna cevap vermiyor işte. Çok acayip bak buna acımamışlar hiç. Bir konuşsun bakayım bu. Paspas yapıyorum. Paspas yapıyorum. O kadar güzel. Dur. Yani o örgüsünü örüyor. Diyor ki atmıyorum diyor eski çorabımı diyor. Paspas yapıyorum diyor. O kadar duygusal bir reklam ki. Devam edelim. Yalnız kimsenin farkında olmadığı için var. Biri de aşağıdan topluyor baba. Artık Türkiye'de bu ambalajda. Ha. Şimdi. Benzersiz bir çorap. Dur. Şimdi biz burada tabii çorap nereye giyiliyor arkadaşlar? Bravo tebrik ediyorum. Gerçekten üniversiteler hangi üniversiteyi ağırlıyoruz Cem? Hayır. Bir sürü var. Hayır. Celal Bayar Üniversitesi evet, var. Evet, Kocaeli evet. Üniversitesi. Celal Bayar Üniversitesi'ni ağırlıyoruz. Evet. Arkadaşlar Celal Bayar Üniversitesi'nde gerçekten çok zeki öğrenciler var. Çorap ayağa giyiliyor gerçekten. Dur. Ve fakat biz burada herhangi bir yani o kadar çok uzun tanıtmışlar ki yani bir tek ayak ya da bacak göremiyoruz. Çünkü o zamanlar tabii reklamcılar biraz utangaç. Şimdi göreceğiz bakın devam edelim. Kapalar mı? Dur. Yani çorap kutusunda acayip seksi bir şeyler oluyor abi o zamanlar. Yani biz tarih oluyoruz çorap kutusunda. Bak devam edelim. Artık çorabınızı sizden önce kimse eleyemez. Dur gel açılmış geriye. Açılmış kutu almayınız var. Evet, bak mesela bu o kadar seksi bir şey ki ses mes filan. Buradan açınız açılmış kutu almayınız. Külotlu çorapta herkes deli oluyor abi. Duvarlara tırmanıyor o zamanlar. Çok seksi. Ha, devam edelim. Sizden önce kimse elleyemez. Sizden evvel kimse elleyemez diyor. Dur. Tabii o zamanlar çoraplar nasıl alınıyor biliyorsun. Herkes elliyor böyle. Ekmek gibi yani o kadar kötü ki ama kimsenin eli değmiyor jil çoraplara. Devam ediyor. Sonra kampanya biraz sapıtıyor bugün aslında. Bugün çorap aldım ya. Gerçekten. Bu ne be? Berk çorapları. Dur bak. Ha. Şimdi bu da kampanya yön değiştirmiş. Bakalım devam edelim. Jil bir tane değil. Jil üç tane. Dur. Tabii o zamanlar üniversite sınavları bu kadar zor değil. Neden? Çok kolay. Çünkü şunu soruyorlar. Bir tane değil, üç tane olan şey nasıl ifade edilir? Jil, üç çeşit olduğu için bunu ifade etmek için üç ayrı kadın oturtmuşlar. Ama gördüğün gibi yine ortada jil çorap ya da bacak yok. Devam edelim. Üç benzersiz jil. Dört. Benzersiz olduklarını nasıl anlıyoruz? Çünkü bu üç kadın birbirlerini hiç andırmıyorlar Cem. Evet. Devam edelim. Charlie'nin meleklerinden arak bir imaj galiba. İçimden bir ses öyle söylüyor. Jil şartiyersiz, jil dizaltı. Açılmış kutuları almayın. Çok nostaljik ya. Çok yani. Acayip açılmış kutuyu almayın. Jil. Dur. Kadınlar bak, saklandı şimdi, mı abi? Burada hayır saklanmadılar. Çorabı şimdi bunların benzersiz olduklarını bir kez daha vurgulamak istiyor reklam. Üç benzersiz jili görelim. Çoraplarınızı atın. Ya da paspas yapın. Ay. Devam edelim. Dur. Şimdi... O arada bu reklamcılar birbirleriyle konuşuyorlar, görüşüyor. Abi diyor bir tanesi, biz acaba jilin diyor üç değişik çeşidi olduğunu diyor yeteri kadar ifade edebildik mi diyor. Ondan sonra birisinin aklına çok iyi bir fikir geliyor. Tamam diyor, bir de hastane sekansı çekelim diyor. Görüyoruz şimdi. Jil bir tane değil. Jil üç. Dur. Evet, burada da... Çok saygıdeğer. Bakın işte Türkiye'de reklam sektörü ne kadar gelişti, nerelere geldi. Fakat o zamanlar böyle anlatıyorlar. Ama adamlar kim biliyor musun?
Karıları çorapları atmış bak delirmiş herifler. Ya bu ne be? Şimdi burada da çorapların birbirlerinden farkı 3 hastayla ifade ediliyor arkadaşlar. Jil kilotlu, jil jantiyersiz ve jil kanser. Devam edelim. Üçü de kapalı. Dur. Şimdi bu 3 farklı jil ne zannediyor? Üçü de kapalı kutudaydı. Bu kanser olan mı? 3 farklı jil, evet. Üçü de kapalı kutudaydı. Devam edelim. Jil kilotlu, jil jartiyersiz, jil diz altı. Ha, diz altı var. Açılmış evet. Kutuları almayın. Dur. Ve şimdi burası çok güzel. Devam edelim. Jil, eskimiş çoraplarınızı atın. Ya da paspas yapın. Çok başarılı. O kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Kışkırtıcı. Şovmen. Sıra dışı. Tabii manyak bence. Yakışıklı. Çılgın ve fırlama. Esprili, güzel. Kıvrak zeka. Çok enerjik, peraktif. Çok mükemmel. Şirin. Çok tatlısın. Sempatik. Kaçık. Karizmatik. Mucizevi bir adam. Ukala. Çok fazla sigara içiyor. Zıpır. Yaştan çıkarıcı. Ve çok seksi. Hanımlar, beyler, o kadar gelemedim çünkü çok kalabalığız burada. İşte harikulade sesi muhteşem fiziğiyle Ebru Şallı! Ebru Şallı muhteşem fiziğiyle stüdyomuzda. Evet arkadaşlar, ne yapmak istiyorsunuz? Hayır, yani ne yapmak, bir şey mi? Nedir o, bir şey gösteriyorsun? Evet, herkese Cem Yılmaz özellikle seninle beraber katılmak istedi bu programa. Seni orada evet, büyük bir heyecanla, büyük bir heyecanla bekliyor. Neler konuşacaksın Cem'le? Ya da şöyle söyleyeyim istersen, neler yapmayı düşünüyorsun Cem'le? Uğraşacağız. Bakalım. Evet. Ya içeride bazı şeyler öğrendim. Çünkü biliyorsun, evet, bazı şeyler öğrendin ama biliyorsun çok Cem, başka kızlarla da daha önce başka programlara katılmıştı biliyorsun ki. Tabii sonra neler oldu onu da biliyorsun. Bilmiyorum, hazır mısın? Hazırlandın mı? Programa Cem Yılmaz'la katılacağını biliyor muydun? Dur şu anonsu yapsaydım ya. Ne oldu? Ne yaptın hemen? Daha yeni oturdu Cem ya. Evet, süper olayın sunduğu Zaga devam ediyor ve biz de muhteşem fiziğiyle... Burada ne var buranda? Öpücük. Nasıl ya? O bir yapıştırma dövme falan. Bunu görebiliyor muyuz acaba? Görebilir miyiz? Bir dönem ruj kullanıyordu. Evet. Hayır. Evet, siz göremiyorsunuz tabii çünkü birazdan monitörlerden... Ben anlatırım sonra. Burada... Sen hiçbir zaman göremezsin ki. Gördüm. Çocuklar bakın, kavga edecekseniz evinize yollarım ben sizi şimdi. Evet, burada gördüğümüz gibi Ebru'nun... Başka bir taktik uygulayacağım. Ebru'nun sol göğsü üzerinde bir öpücük var. Hakikaten rahat durun çocuklar ya. Evet, hakikaten ya. Üniversite sınavı iptal oldu, delirdiniz ya. Evet, burada gösteriyor. Niye bakmıyorsunuz? Göremiyor musun? Peki, oldu. Programın sonunda hep beraber bakacağız. Şimdi...
Doğru mu? Cem. Buyurun efendim. Cem. Madem programda bu kadar öne çıktın. Yok, o zaman Ebru'ya belki bir soru sormak isteriz. Belki ilk ben hazırladım Ebru Hanım'ın sorusunu orada. Bakın arkada yemin ediyorum. Ebru. Ben de sana bir soru hazırlayayım. Gerçekten. Peki o zaman ilk soruyu. Tamam peki kabul. İlk soruyu Ebru Şallı Cem Yılmaz'a soruyorum. Evet. Yazayım mı oraya? Hayır canım soru bana. Oraya yazmak istiyorum. Peki. Şimdi bir ya. Elma bir elme daha kaç elma verir diye sordun sen. Onun sorusu buymuş. Gel çöz Allah aşkına. Çok ya. Basit oğlum. Kalem nerede? Gerçek vallahi git çözsene şunu. Bir elma daha kaç elma eder ya? Bu soruyu bana mı sordun? Hayır ya genel ben. Hayır canım. Bu çok sofistike olduğu için ben basitten başlayalım dedim. Anladım. Ben de sana bir elma sorayım. Buyurun. Elma sormayayım ben. Armut sorayım. Armut'un iyisini sorayım. Buyurun. Şöyle bir dur! Ebru Şahin dolmalık biber sordu. Buyurun. Bakarak çizmek ister misin? Hayır, çizebilirim tamam mı? Bakarak çizmek istiyorsan yardımcı olur. Ay ne çizmek istiyormuş? Armut. Armut mu çizmek istiyor? Olmadı mı? Aa, ne olur çekil dur bir dakika. Bu armut. Bu armut falan değil bu canlı bomba oğlum. Bu nedir kız? Hayır çok iyi bir armut. Ya dur ne olur şu armutu gördün mü acaba? Artı. Evet. Bir saniye. Yok çarpı nasıl olsun? Çarpı olsun. Çarpı. Evet. Ya. Görebiliyor muyuz? Ulan hakikaten. Görebiliyor muyuz çocuklar? Bal kabağı tamam. Bu eşittir ne eder? Hemen söyleyeyim. Şimdi ben istersen görmeyen seyircilerim için soruyu tekrar edeyim. Bir armut. Çarpı değil çapraz hayır, dedim. Hayır çarpı. Bir armut. Çapraz. Bir şunu gösterir misiniz ne olur Allah aşkına. Bu nedir bal ya? Bal kabağı. Bu bal kabağı mı? Evet. Sen hiç hayatında bal kabağı gördün mü Ebru? Kız ikisini de bakarak çizdi oğlum. Birini sana baktı, birini bana ama. Hangisi hangimiz bilmiyorum. Peki. Cevabı mı? Cevap devamlı. Siz devamlı. Oturun, ben çalışayım. Vallahi bilmiyorum. Ne kadar sürer? 30 saniye. Üzüm. Hadi gülelim. Yıllarca okudum. Kabzımallık üzerine yıllarca. Fakat küstürdün kızı. Ne münasebet. Ay böyle şeyler yapmayın ya. Bir kere daha programda böyle küsme numarası yapmışlardı. Ben yok yapmıyorum öyle küsme numarası. Asla ben de küsmem. Asla. Ne küseceğim deli miyim ben? Niye küseceğim? Sen ama inşallah... birbirlerine çok yakışıyorlar değil mi arkadaşlar? Sanmıyorum. Ya benden hiç çanta hiç gibi bahsediyor ya. Sen de iyi durdu falan. O güzel durmadı mı hakikaten? Beğeniyor musun Cem Yılmaz'ı Ebru? Çok çirkin ya. Ha? Çok mu çirkin? Evet. İçi güzel ama. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Ebru hangi programa katılırsa ona hep aynı soru soruluyor. Sen sormayacaksın. Gibi. Ve ben onu sormayacağım. Ben farklı çok bir şey soracağım. Ederim. İlk olarak sana Ozan Orhon diyeceğim. Hayır şöyle bir açıklamam var. Hayır sormayacağım. Tabii ki onu sormayacağım. Şöyle bir açıklamam var. Çok iyi yemek pişiren, içkisi sigarası olmayan klasik bir ev kızıyım. Neden boşandın o zaman? Yani iyi yemek yapan, içki ve sigara kullanmayan kişi boşanamaz mı? Hayır kesinlikle. Ben bir tek kişiye bile rastlamam. Nasıl? İyi ev kızıdır. Yok iyi ev kızıdır diye o anlama gelmiyor. Yani iyi yemek yapıyorum, içkim yok, sigaram sevgili yok. Savaş. Yeşil ağacıyım. Ama başka problemlerimiz olmuş olabilir. Pekala. Şimdi Cem biliyorsun aldığımız konuklar ilk önce kariyerlerini şöyle bir geçip söylememiz lazım. Yoksa programın ortalarında bize küsüyorlar. Ebru ilk başta Emrah'la birlikte Unutabilsem dizisinde oynadın. Yok hayır. Bana verilen bilgi öyle.
düzeltmemi ister. Tabii ki, evet. İlk başta Gölge Çiçeği, Aydan Şener'in dizisinde oynadım. Gölge Çiçeği'nde oynadın. Ondan sonra Rating Candy'de başladım oynamaya. Erhan Yazıcıoğlu ile birlikte Seç Bakalım'da. Seç Bakalım o sundum. Oldu. O evet. Oyunculuk değil. Bunları bir geçelim de baştan, evet. Paparazzi programı sundum. Evet, onu sundum. Ondan sonra evet. İki kız kardeş, onu söylemiş miydin? O neydi? Hatırlamıyor musun Aydan Şener'le beraber? Yok, orada oynamadım ben. Gölge Çiçeği. Savaş abi gibi yapayım mı? Hayır. Kovun o araştırmacıyı. Evet. Şimdi... Gölge Çiçeği, paparazzi evet. Programı sundum. Evet. Ve sonra bütün bunları yaptıktan sonra... Erhan Yazıcıoğlu ile... Bunlar da her birinden birer Oscar aldı zaten. Grammy ödülleri aldı. Ve daha sonra oraya gelmek istiyorum ben de. Kariyerinde çok önemli bir nokta olan... 19 yaşında şarkıcı Ozan Orhon'la evlendi. Evlendim evet. Aşk evliliği ama. Aşk evliliğiydi değil mi? Evet, aşk evliliği. Evet. Aşk evliliği. Ve daha sonra 15 ay... Yıl 2 ay sürdü evet. Bence 15 ay, 15 ay sürdükten sonra... Bu evlilik aşk... bitti. Peki şu doğru mu? Neydi bu dizi? Hani böyle güçlü kuvvetli bir kadın var. Onun öyle bir dizi yapacak mısın? Çok Zeynep. Benzetiyorum. Yok Zeynep. Öyle bir şey yok hayır. Niye böyle haberler çıkıyor? Nedir alıp veremediğin senin Zeynep'le? Bilmiyorum. Zeynep'le hiçbir alıp veremediğim yok. Hayır çok onunla ilgili bir şeyler söylüyor musun? Laflar söylüyor musun? Zeynep çok şey diyerekten böyle yani ben farklıyım falan. Ben onun gibi soyunmuyorum falan böyle şeyler söylemedin mi Zeynep'le ilgili? Hiç öyle bir şey söylemiyorum. Zeynep soyunuyor mu? Hiç haberim yok benim. Gerçekten yok. Zeynep namazında niyazında kuzuyor. Güçlü kasların sorumlusu demir deposu kanıt arayana temel besin pozusu. Yıkamadan yemeğiniz. Havuç, vitaminin ABC'si, Bugs Bunny'nin favorisi. İyi gören gözün garantisi tazeyken tüketiniz. Ve Zaga, iyi çalışan zihin, zinde vücut için temel ekran maddesi. Konuklar, sohbet, müzik, sürpriz, ailenin görüşü, klip arkası, reklam tarihi, film yorumları ve en önemlisi Okan Bayülgen'in ta kendisi. Kalitenin göstergesi, yeni ve farklı eğlencenin tek adresi. Taktiklerinden sakınınız. Hanımlar, beyler, Süper Online'ın sunduğu Zaga devam ediyor ve biz de geliyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bütün orta dereceli okullara tavsiye edilen klip arkası bölümümüze. Al Cem. Aslında sana da vermek isterdim Ebru ama... Taktın mı? Yenliyorum ben artık. Evet. Ya beni hala sevmiyor musun ya? Görmüyor musun şu halimi? Bak. Sevemiyorum, kusura Peki. Pekala. Şimdi geldik bu bölümümüzde. Takar mısın? Evet, sen de gözlüğü tak hakikaten. Olmaz öyle. Kız onu da bilmiyorsun, öyle takılmaz. Bilerek yapıyorum. Niye bozdun saçımı falan ya? Pardon. Bir tek saçım var zaten. Ben sana takıyor muyum? Ver. Ver. Acıdı ama. Ebru, lütfen gözlüğü tak ve otur. Evet. Şimdi... Şimdi canım kameraman da poposunu çekerse ben oradan görebileceğim sanıyorum ki. Evet. Kendimi görmek istemiyorum. Hemen bu bölümde irdeleyeceğimiz Mustafa Sandal'ın son klibine geçmek istiyorum. Dilerseniz başını ulan şöyle... Ulan ben diyorum bunları niye taktık bak öyle. Evet. Şimdi bir... Öyle değil, geri geri bu oğlum. Dur ya, benimkine basıyorsun. Şuradan dalacağım ben. Evet. Şimdi arkadaşlar, geri geri geleceğim. Klip arkası yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Para için şu yaptıklarımız... Hangi klip? Ya, Mustafa Sandal'ın Yunuslar'la bir klibi vardı. Hazır olalım diye zaten... Kribili. Ama... Evet, şöyle bir şey yapayım ben. Bu da zordur ha. Kayakla yapıyorum da paletle yapamıyorum. Bu kısmı Yunus mu söylüyor? Evet. Evet. Arkadaşlar, o kadar güzel bir klip ki siz de burada bizimle beraber izliyorsunuz. İzliyor musunuz arkadaşlar? Tanıyor. Çok özür dilerim. Evet. Gerçekten. Şimdi burada bir duralım. Burada bir duralım. Hakikaten Mustafa Sandal'ın bütün kliplerinin klip arkasını yaptığımız için buna da şöyle bir göz atmak istedik Mustafa beraberce. Mustafa Sandal şu esmer çocuk değil mi? Şaka yapıyorum.
Biliyorsun seni uyarmıştım programda. Beni sevmediğini söylemiştim. Hayır, seni sevmiyor değil. Seni çok seviyor ama bizden yani sanıyorum ki yani bizim böyle bu o kadar çok o kadar güzel bir klip ki Cem. Yani o kadar hiç duru, o kadar ya huzurlu. Ve dikkat edilirse Mustafa Sandal bu klipte hiç dans etmiyor. Bu da vatana millete hayırlı olsun arkadaşlar. Evet. Bu bir espri değildi. Bu gerçek. Mustafa Sandal gerçekten bu klipte hiç dans etmemiş. Bu klipte başka iki oyuncumuz var. Kimlerdir onlar Cem? Flipper. Evet, bunlar... Flipper ve Clipper. Bunlar ikiz Yunuslar. Ve değişik mesajlar veriyorlar insanlara. İkisi birden. Evet. Yani klibin devamını. Müziği klibin... bırak manasında. Klibin devamını bir görelim. Hatta birazcık sadece klibi görelim. Ben sözden anlamam. Nasıl? Evet, ben diyorum. Evet, burada kesebiliriz. Gerçekten çok huzur dolu, çok güzel bir klip olmuş değil mi Cem? Ama yaptınız mı? Ben izleyemedim. Ha, oradan yaptık böyle ya beraber klip. Ha, evet, gerçekten. Kabarcıklar çıkıyor. İki tane Yunus'la birlikte Mustafa harikulade yüzüyor ve harikulade nerede atlıyor. Çekilmiş? Bir atlayışı vardı. Ya. Bu Miami'de çekilmiş Cem. Mustafa Miami'ye gittiğinde çok huzurlu hissetmiş kendisini ve bu şarkısına da böyle demiş ki ben artık ne dans etmek ne başkalarıyla oynamak istiyorum. Çünkü ben artık ben Yunuslarla oynamak istiyorum. Balık pazarına baktım yok Yunus'a. Evet. Yani, balık pazarı. Olsun. Bir tane boşa gitti. Bir şey olmaz. Okan Bey'in ayakkabısı var mı işte? Pekala. Demek ki burada da... Yani şu demek ki bir insan star da olsa bu oluyor yani. Şey, ama sizin ayakkabınız galiba çok topuklu değil. Cem Hayır. Bey'in ayakkabısı. Cem Bey'in ayakkabısına bakalım. Lütfen nerede gösterin. Cem Bey'in ayakkabısı? Ya yapmayın evet lütfen ya. Arkadaşın topuğunu. Şimdi, hay ama sen istedin bak. Çok barışık bir program götürecektik ya, yapmayın. Ama bunu sen istedin Cem. Hayır, hakikaten, hayır yapma. Bak, hayır. Bak hakikaten o kadar güzel bir program yapacak ki bunu sen... Lütfen Cem Yılmaz'la Okan Bayülgen'in arasındaki boy farkına bakar mısınız? Yani böyle tuttuğumuz takdirde de eşit görünüyoruz ama işte Cem Yılmaz'ın ayakkabıları. İfşa ediyoruz ve işte Okan Bayülgen'in ayakkabısı. Pekala klip arkamız burada sona eriyor arkadaşlar. Hakemler de haklıdır kardeşim. Hakemleri boşu boşuna suçlamamak lazım. Ne yapsın adam? Geliyor 30 bin kişinin olduğu yere, sanki kafesi açmışlar arslanların içine atıyorsun. Millet işi gücü bırakmış saatler öncesinden geldiler oraya deliler gibi bir bağırtı bir çağırtı. 22 tane trilyoner arkadaş bulmuşlar bir tane zavallıyı, atmışlar ortaya topu. Biz burada top oynayacağız, parayı bulacağız, sen de bizi yönet. Neymiş efendim? Adam pozisyonu koruyamamış. Koruyamaz kardeşim, nasıl koruyacaksın? Bağırtı çağırtı, şişe atan, taş atan. Efendime söyleyeyim, eskiden döner bıçaklarıyla gelirlerdi. Şimdi bakıyoruz, herifler darbeli matkabıyla geliyorlar maça. Ondan sonra bağırtı çağırdı, sen onu göremedin, sen bunu niye çalmadın? Nasıl çalsın herif? Ama dışarıdan görmek kolay tabii. Alıyor Erman abim eline DNA'yı, dur yavrum. Alıyor, oynattı hurcuğum, al geri hurcuğum, orası olmadı. Yiyorsa sen bunu maçta yapsana. Zırt çaldı diyor, bir dakika sayı seyirciler. Oynatalım geri yavrucuğum, oyna! Al geri yavrucuğum, yapalım yavrucuğum. Kolay iş mi kardeşim? Hakemsin bir kere. Kız istemeye gidersin, ne iş yaparsın? Ben hakemim. Güle güle kardeşim, size bol şans... bol şanslar dilerim geriler. Hakemdir bu. Hakemlere bu kadar yüklenmemek lazım. Ayak da kırılır, kafa da kırılır, koz da kırılır kardeşim. Oğuz Sarman da hata yapar. Efendim Alican Lacoste da hata yapar. Herkes hata yapar. Herkes bir yere kırabilir. Yeter ki kalpler kırılmasın yavrum. Ulan yeter lan! Lan yeter lan! Lan. Saga devam ediyor. Cem Yılmaz ve Ebru Şallı konuklarımız ve biz de onlarla sohbet etmiyoruz. Ebru'cum sen Cem'le sohbet ediyorsun. Atraksiyon konuğuyum ben. Evet. Ne abi? Dal abi mi? Ne diyor? Anlamıyorum. Ya dal diyor şey var ya.
Hakikaten ne düşünüyorsun Cem Yılmaz hakkında? Cem Yılmaz hakkında yani başarılı bir insan. Çok başarılı teşekkür ederim. Gerçekten. Evet. Demin ben öyle bir türlü şakalar yaptık falan. Aslında çok kibar çocuk. Gerçekten. De. Ben de çok kibarımdır. Ebru Hanım daha kibar. Ben sana kibar dedim zaten. Çok kibar, çok kibar bir insandı. Ve seni, yani bu programa gelmeyeni çok istedi. Konuştuğumuz zaman da acaba dedi, ya hayır yani. Beni günün yazar diye kandırdınız lan. Yok yok, gerçekten. İnsan öyle anlaşabileceği insanlarla tabii daha güzel sohbet edebileceğini düşünerekten. Nerede karşılaştınız daha önce Cem Yılmaz'la? Çok fazla karşılaşmadık açıkçası. Hatırlıyor ama musun sen nerede karşılaştınız? Tabii, oyunu izlemeye gelmişlerdi. Tek başına mı? Hayır. Tek başına gelmedi. Tek başına kimse cesaret edemez. Bir iki oldu tabii tek izleyen de. Aramızda değiller çoğu. Yok, tek başına gelmedi. Ama çok iyi bir izleyiciydiler yani. Çok keyif aldıklarını hissettim ben. Öyle düşündüm. Gülüyor musun Cem Yılmaz'a? Onun için. Gülüyorum tabii. Nasıl gülüyorsun ya? Nasıl söylüyorsun? Gülüyorum tabii ki. Gülüyorum, evet. Hmm. Peki yani gerçekten. Yani. Hayır, çünkü Ebru sen şu anda yükseliştesin. Hı hı. Ve ben de çok iyi biliyorum ki bu katıldığın programda, Zaga'da gerçekten çok akıllı uslu oturmalısın. Ve hakikaten başına kötü bir şey gelmemeli yani. Ben de mümkün olduğu kadar geleceğini seni. Geleceğini zannetmiyorum zaten. Hayır, zaten öyle bir şey olmaz. Biz de seni burada hakikaten çok keyifle ağırlıyoruz. Çok ben mutluyuz. Gayet keyif alıyorum, çok mutluyuz seninle beraber. Gayet güzel geçiyor. Pek yüzünden belli olmuyor da onun için söylüyorum. Ben çok mutluyum. Evet. Ama işte kandırmasaydınız başta. Evet, o beyaz diye gelmiş. Beyaz var zannediyordum, Cem Yılmaz çıktı. Pekala. İster misiniz küçük ilanlarımıza geçelim? Geçelim. Geçelim. Peki, küçük ilanlarımıza geçiyoruz. Hakemler haksızdır. Neden haksızdır kardeşim? Çünkü hakem demek ne demek? Hakim demek. Sen bir kere doğru mu hakim olacaksın? Gözlerin böyle sele zeytini gibi oynama. Gözleri sele zeytini gibi olacak. Her şeyi bir anda görecek. Bize bakıyorum, hakemlere hakim değiller duruma. Zırt düdü çaldığın zaman millet özü kopacak ya. Futbolcunun gözünün içine baktığın zaman adam oynama. Adam sütten kesilecek. El ayağı titriyecek. Sen bir kere hata yapmayacaksın. Yapmamak zorundasın. 30 bin kişi oraya gelmiş. Adam 7 saat 10 saat tribünde beklemiş. Oturmuş betonda ishal olmuş zavallı. Sen yanlış düdük çalacaksın. Ne akla yanlış düdük çalacaksın? Çalamazsın. Yanlış düdük çalarsan eve gittiğinde karıya mahcup olacaksın. Şimdi bakıyorum efendim, bizde hakemlerin ödü kopuyor. Emekli albay hacı hemen geliyor hakeme, koyunu diktiği zaman hakem korkudan tamam hacı kardeş penaltı diyor. Tamam hacı kardeş kornel diyor. Olmaz. Hakem dediğin otoriter olacak. Oynama yavrum. Oynama, hakem görecek. Oynama. Ulan ben oynayacağım. Ya oynama lan şunu. Ulan ne geldin lan? Bayana bana. Hanımlar beyler, geldik işte küçük minicik mini minnacık ilanlar köşemize. Arada bir VT'ye geçmiyor muydu arada? Ben bu köşeyi bayılıyorum. Pekala, böyle devam ediyormuşuz. Teşekkür ederim. Evet, ilk ilanımız şudur. 25 Nisan Pazar günü düzenleyeceğim tatil gezime eşlik edecek bayan arkadaş arıyorum. Rumuz intikam düşkünü. Acaba ne yapmayı düşünüyor tabii ki? Ve bu ilanı veren kişi, intikam düşkünü, şu anda hattımızda Şehmuz Bey. Tamam. Alo. Şehmuz Bey. Efendim? Şehmuz Bey, kaç yaşındasınız? 18. Efendim? 18. 18. Evet. Evet. Şimdi Şehmuz'cum. Efendim? Demişsiniz ki burada 25 Nisan Pazar günü bir tatil ya gezisi herhalde kazanmışsınız siz, değil mi? Evet. Bunu nereden kazandınız? Neyi nereden kazandım? Anlayamadım sorunuzu. Evet. Şimdi bu ilanı Şehmuz Bey, bu ilanı siz mi verdiniz? Evet. Ne kazanmışsınız mesela? Ne kazanmış olabilirsiniz ilana göre? Arkadaş. Arkadaş mı kazandınız? Evet. Hayır, siz tatil ya gezisi kazandınız Şehmuz Bey. Arkadaş kazanmadınız.
Yani gezime eşlik edecek arkadaş kazandım. Hayır. Ya gezinize eşlik edecek arkadaş nasıl kazandınız? Siz tatil gezisi kazanmadınız mı? Hayır. Peki siz ne diye ilan veriyorsunuz ki o zaman bayan arkadaş arıyorum diye? Gezime eşlik edecek etmek için yani. Arkadaş arıyorsunuz? Evet. Böylece ne kazanmış oluyorsunuz? Gezi. Arkadaş. Bravo Okan. Şimdi siz tatil ya gezisi kazanmadınız mı Şehmuz Bey? Kazandım. Evet. Şimdi bu geziye size eşlik edecek bir arkadaş aramıyor musunuz? Evet. Yok mu etrafınızda hiç arkadaş? Var, çok çevrem var da daha çok genişletmek istiyorum çevremi. Evet. Peki direkt sizce kare. Herkes bu tatil ya gezisine gelmek ister mi? Yani bütün kızlar başınıza mı üşüşecek böyle bir şey kazandığınız için? Herkes tatiliye gitmek mi istiyor? Hayır, ne alakası? Bu benim düşüncem, kendi düşüncem. Anladım. Peki burnumuzu koymakla iyi ettiğinizi düşünüyor musunuz Şehmuz Bey? Durun durun arkadaşlar. Şehmuz Bey. Gitmek isteyen var mı acaba? Şehmuz Bey. Burnumuzu koymakla iyi bir şey yaptığınızı düşünüyor musunuz? Yani intikam düşkünü demekle kızları davet ettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Hayır, o alakada değil yani. İntikam düşkünü kendi düşüncem oluyor. Kendi intikam düşkünü. Yani bu kıza bir şey yapmayacağınıza dair bir şey söylüyor musunuz? Bir garanti veriyor musunuz? Hayır, ona bir garanti vermiyorum o konuda. Yalnızca kaydırağa binecekti halbuki. Pekala, bu da bizim için verilmiş özel bir ilan. Hey sen zagalayan adam, vallahi sen alem adamsın. O kadar ilan arasından nasıl gördün bizim ilanı? Bari görmüşken tam gördü, 15 dakikalığında da olsa bizi şöhret et. Eyvallah Aykut and Ömer. İyi geceler. İyi geceler, Aykut and Ömer mi? Sadece Aykut. Sadece Aykut. Ben de imza alabilir miyim? Ay evet ya. Şu anda şöhret oldunuz Aykut Bey, farkında mısınız bilmiyorum ama. Farkındayım. Efendim? Farkındayım. Farkındasınız. Neler hissediyorsunuz? Çok heyecanlıyım. Bir de videoda olsaydım daha iyi olurdu. Peki Cem Yılmaz'a bir şey söylemek istiyor musunuz? Yani bir şöhret olarak onunla ilgili bir eleştiriniz var mı? Yani o da şöhret, sen de şöhretsin filan. Cem Bey'in ayakkabıları iki beden küçük geldi bana. Ben Şanlıurfa'dan arıyorum. Çok güzel bir espriydi gerçekten. Ayakkabıyı karizma çizilmeden çocuğum. Gönderiyorum size. İyi geceler Aykut Bey. Zagalandım, güle güle. Evet, bir diğeri. Ya çok meşhurdu, niye hattan aldın ya? O kadardı istediğim. Evet, bu da sonuncusu arkadaşlar. Arabam var, yazlığım, kışlığım var, yatım katım var, kara kaşım... Okuma benim bu, okuma. Okuma bu benim, çok çirkin. Kara kaşım, kara gözüm var, kasetim var. Evet. Kasetim var. Beyaz olabilir mi acaba? Bir kız arkadaşım yok, aramanızı bekliyorum kızlar. Niye? Serkan Bey. Alo. Alo. Cem. İyi geceler efendim. Herkese iyi eğlenceler. Allah razı olsun, sağ olun. Şimdi Serkan Bey. Evet. Burada yazılan her şey doğru mu? Doğru değil. Yani doğru, yalan doğru. Beyanda mı bulundunuz? Evet. Neden? Yani. Neden gerek duydun buna Serkan? Yakışıklı çocuksun. Nereden biliyorsunuz efendim? Efendim? Nereden biliyorsunuz efendim? Yalan olduğunu söyledim daha önce. Kime yalan yani olduğunu söylediniz? O ilanın. Şimdi söylediniz, evet. Neden yalan söylemeye gerek duydun Serkan? Neden? Daha önce de verdim ilan. Kimse aramadı. Peki bunu aradılar mı? Aradılar. Bayağı arayan oldu ya. Cem bak, gördün mü işte? Bravo. Peki hiç böyle bu ilan yüzünden görüştüğünüz bir kız oldu mu? Efendim? Yani bir şey oldu mu, bu ilan işe yaradı mı? Yani herhangi bir kızla görüştünüz mü bu ilandan sonra? Görüştüm, evet. Ne oldu? Güzel şeyler oldu, bayağı güzel şeyler oldu ya. Peki kıza söylemedin mi? Arkadaşım oldu. Yani kız gördü mü arabayı, yazlığı, kışlığı, kasetin var diyorsun filan? Görmedi, kimse zaten onları sormadı zaten. Ha, kimse de onu sormadı, ilanı mı yetiyor? Sormadı, yetti. Ya biz niye boş yere uğraştık abi ya? Bir ilanmış bütün mesele yani, değil mi? Ha Ebru? Bir ilan verseydiniz. Zaten şu arayanlar
Evet. Arabamın, yatımın, katımın, kara kaşımın, kara gözümün falan olmadığını biliyorlardı zaten. Biliyorlardı. Tabii biliyorlardı. Allah sıhhat versin, tedaviniz devam ediyordur inşallah. Çok teşekkür ederim. Bu bölüm de burada sona eriyor. İyi geceler. Benim diyen ekranın en sakin seyircisi. Uyku bile Zaga'nın elinden alamaz artık sizi. Şu ana kadar olanlar teminatıdır olacakların. Abi, kardeş, eş, dost demeden Zaga'dır sorumlusu şaşırıp kalacakların. Esniyorsan hala pes diyoruz sana. Canlan hadi biraz. Yeter bu kadar naz. Ya ne bekliyorsun? Mustafa seni seviyor. Hanımlar beyler, Zaga'nın sonuna geldik. Cem. Evet. Çocuklar. Pekala. Evet. Ceren Dedeoğlu. Peki. Okur o. Ceren Dedeoğlu Ankara'dan. Ya ne istiyorsun? İsim nedir? Mustafa Ayşin'i seviyor. Peki tutalım. Mustafa Ayşin'i seviyor. Alo. Öyle mi? Okan, ben de yani üniversite sınavına gireceksin. Genel Bayar Üniversitesi'nden kardeşler Özgür var burada. Çok güzel. Özgür Deniz'i seviyor. Pekala. Ceren Dedeoğlu Ankara. Evet, Ceren Dedeoğlu Ankara. Efendim? Okan, ben de yani üniversite sınavına girecektim. Ve evet. Sadece bir cümle söylemek istiyorum. İzin verir misin? Tabii. Kemal Gürüz'e teşekkür etmek istiyorum. Hayatımıza bu kadar çok soru işareti kattı ve bize sağladığı bu güvensizlik için. Evet. Pekala çocuklar, gidiyoruz. Teşekkür ederim aradığınız şey. Gidiyoruz, bitti bu kadar işte. Tamam, düşme.